Elbette ki aşinayız biz bu olaylara. Elbette ki biliyoruz bu acıları herkesten daha iyi. Bizim bildiğimiz, başkasının da bilmesini istediğimiz bir şey var ki. Ne olur depremle ilgili çok ciddi önlemlerin alındığı bir ülkede yaşıyor olalım. Sevgili seyirciler, her şeyi bir yerlerden beklemeyin. Kendi tedbirinizi kendiniz alın. Dönemin ünlü bilim adamı Ahmet Mete Işıkara bize şunu plasenk etti dilimize. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. İyi de tedbiri alınmamış bir depremle yaşasak ne olur, yaşamasak ne olur? Allah rızası için yardım edin. Ailem burada. Ne olur yardım edin. Hiç kimse gelmiyor. Berbat durumdayız. Ailem burada. Annem, babam, kardeşim burada. İçerideler şu an. Ne ölüsünü ne dirisine ulaşamıyoruz. Ne olur yardım edin. Alamadın en güzel şeyleri aldılar. Marketleri patlattılar. İhtiyaçları olan şeyleri almak televizyon yerine millet televizyon ya. Evet. Bir de soruyoruz ki abi diyoruz nereye götürüyorsun kaynanama hediye? Ya evi yok, evi insanların evi yok, sen televizyon derdindesin. Yok. Ya alıyorlar 7-8 tane yani bir tek siz yoksunuz. Yani bir sürü aile var ya. Evet. Alıyor, arkadan öbür çocuğunu gönderiyor Suriye'ye. Hadi maşallah kalabalık gönderiyor. Kocasını gönderiyor. Kalabalıklar zaten. Sürüsüyle i̇nşallah yetişmiyor ki bize. İnşallah vatanlarına yol diyeceğiz. İnşallah. Biz bir tek size güveniyoruz zaten. İnşallah hepsini vatanlarına yol diyeceğiz. Hiç merak etme. Nereye gidiyoruz? Parayı çekemiyoruz ya. Getirmiş bir avuç. Ama bak onun yanında insan da vardı. İnsan da vardı burada. Bayağı hadi. Makas. Makas beyler. Makas. Makas. Aslanım. Bismillah. Ah. Hadi. Ha, geliyor, dur oğlum. Dur. Altını al keserle. Başkan tut şunu. Ayağın altını keserle çek biraz. Başkan, keserle çek. Zarar vermeyin. Altını boşaltalım abi. Rahatlatalım altını. Tamam. Çığlık deyince. Şunu. Ha çığlık kadın. Çeksinize şu. Tamam ellerine. Abi. Şu taşı alacağız. Bak şu taşı alacağız. Şurayı bir temizleyelim. Dur, şu taşı alalım. Tutalım. Şunu alayım ben. Şu taşı da alalım. Hadi. Ben de size hadi. Hadi Allah. Kaymasın abi. Tamam. Gel. Aslan. Tamam var ya. Tamam. Hadi aynı devam edelim abi. Hadi devam. Köpeğin devam edelim. Ağır ağır. Tamam. Hadi hoşçakalın. Canlıya yayınlayın sizden rica ediyorum. Duysun ülke. Dursun bu, duysun yani bu ülkeyi yöneten insanlar duysun. Bir tek Diyarbakır mı var? Bir tek Adana mı var? Bir tek Hatay mı var kardeşim? Buranın 7 tane milletvekili var. Nerede bunlar? Nerede? Sabah bir gün gelip benden kapımdan oy isteyeceksin. Bu cenazeyi nasıl sorgulayacaksın? Kim ne diyecek bu cenaze hakkında sana? Allah sizden hesap sorar bir gün inşallah. Allah'a emanet olun. Amca yanımızda yiyecek bir şeyler var. Verelim mi? Sağ ol. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yanımızda gerçekten. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Buyurun sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Ben bilmiyorum kanka. Ben sadece bu hastaneye geldiğimde elime telefon alabiliyorum. Hem çalıştığımızdan dolayı hem de şehrin içerisinde. Yani bunu belki söylersem yarın beni cezaevine atarlar ama ben söylemekten çekinemeyeceğim. Bugün söylemezsem de ben kimseden korkmam yani. Şehirde cemırlar geziyor. Birader telefonlarımıza erişim yok. Nasıl ya? Nasıl ya? Şehirde cemır geziniyor. Fotoğrafını çektim. Plakasız araçlarla cemırlar geziyor.
Hocam cidden yani nutkum tutuldu. Ya burada ilk gün SMS'le ya bize enkazın altından SMS gönderen insanlar oldu. Biz bugüne kadar 20 kişi falan çıkarttık. Ben bir iki tanesini paylaştım sosyal medyada. Çünkü paylaşabileceğimiz şekilde değildi. Parçalanmış ya, parçalanmış insanlar kanka. Uf kanka çok kötü. Anlıyorum. Anlıyorum. Bu yardımlar başladı ama bundan sonra da artan bir hızla devam edeceğe benziyor. Etraf ana baba günü adeta. Tekerlekli sandalyeden tutun da tüplere, ısıtıcılara, sobalara kadar her ne aklınıza gelebilecek şey varsa hepsi bugün burada. Sevgili seyirciler, belki şu anda bizi Tekirdağ'ın dışında bir vilayetten seyrediyorsunuz. Yakınsanız eğer bu şehre, lütfen bir somun ekmek de siz gönderin buraya. Çünkü buraya gelen her şey şu an deprem bölgesinde sizlerden yardım bekleyen o birbirinden günahsız, birbirinden talihsiz insanlarımıza gidecek. Sevgili seyirciler, insan olduğumuzu ancak böyle anlarda, böyle zamanlarda hatırlayabiliyoruz. Evet. Lütfen, lütfen vicdanınızın sesine riayet edin. Lütfen elinizden geleni yapın, olmaz mı? Görüşmek üzere.